Merhaba, iyi akşamlar. Geride bıraktığımız hafta dış politika açısından çok hareketli geçti. Nasıl geçmesin? Bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli iki durakta yoğun bir mesai harcadı. Önce Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Oradan Birleşmiş Milletler 77. dönem genel kurul toplantısı için New York'a geçti. Önemli ikili temaslar, açıklamalar. Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya, sıkıntılı coğrafyalara yönelik kapsamlı bir konuşma ve son esir takasına da bakarsak sonuç alıcı bir diplomasi söz konusu. Biz de bu bir haftalık yoğun mesai sonrası Ankara'nın dış politika başlıklarına dair yaklaşımlarının üzerinden geçmek, son gelişmelere dair değerlendirmeyi ilk ağızdan almak istedik. Önemli bir konuk ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kalın. Çok hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yanımıza katıldığınız için. Şimdi konuşacak çok başlıklar ama bir genel değerlendirmeyle hızlıca başlamak isterim. Semerkant ve New York temasları, arka arkaya verilen fotoğraflar, o fotoğraflar üzerinden yapılan değerlendirmeler, yorumlar. Nasıl değerlendirirsiniz bu bir haftayı ve yapılan temasları? Bu tabii aslında Türk dış politikasında artık alışa geldiğimiz yoğun, dinamik diplomatik girişimlerin bir halkasını oluşturuyor. Bir haftalık bir kesit içerisinde önce Semerkant'ta Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine liderler düzeyinde Cumhurbaşkanımız ilk defa özel bir konuk olarak katıldı. Orada özellikle dünya ekonomisinin üç büyüğü diyebileceğimiz Hindistan, Çin ve Rusya'nın da katılımıyla önemli bir zirve yapıldı. Tabii bizim Türkiye Cumhuriyetler de oraya üye biliyorsunuz. İşte Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi. Ayrıca İran da oraya 9. üye olarak katıldı bu zirve vesilesiyle. Biz de Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak zaten bir müddettir iştirak ediyoruz. Bizim bu yaklaşımımız aslında 2019 yılında açıkladığımız yeniden Asya açılımının, girişiminin bir parçası olarak da görülebilir. Daha önce hatırlarsanız 2005 yılında bir Afrika açılımı yapmış idik ve o çerçevede de Afrika ile olan ilişkilerimizi son 15-16 yıl içerisinde gerçekten çok farklı bir noktaya getirdik. Asya ile ilişkilerimizde de benzer bir paradigmatik değişim var şu anda. Tabii özellikle dünyanın özellikle ekonomik ekseninin batıdan doğuya kaydığının söylendiği, Asya perspektifinin yeniden dünya sahasında ele alındığı bir dönemde de bizim Asya'daki oluşumlara tabii ki ilgisiz kalmamız mümkün değil. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olan ülkelerin toplam ekonomik hacmi 20 trilyon dolar civarında dünya ekonomisi içerisinde. Nüfusunun yaklaşık %40'ı Müslüman. Dolayısıyla bizim hem yani tarihi kültürel anlamda hem coğrafi anlamda hem de ekonomik anlamda çok ciddi ilişkilerimizin olduğu bir teşkilattan, bir yapıdan bahsediyoruz. Biz bir anlamda da aslında en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı ülke olarak da kendimizi burada bir Afro-Avrasya ülkesi olarak yani konumlandırmak suretiyle de hem Afrika ile hem Avrupa ile hem de Asya ile onların kesişme noktasındaki bir ülke olarak bu coğrafya ile ve bu yapılarla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Orada tabii hem Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine katıldı Cumhurbaşkanımız, konuşmaları oldu. Hem de birçok ikilileri oldu bildiğiniz gibi orada. Yani hem Hindistan Başbakanı ile hem Rusya Devlet Başkanı ile hem Çin Devlet Başkanı ile Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Sayın Aliyev'le ve diğer liderlerle önemli görüşmeleri oldu. Yani özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeden önce, dünya diplomasisinin merkezi sayılan BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bölgesel olarak Asya perspektifini yansıtan böyle bir zirveye katılmak da bizim genel dış politika 360 derece dediğimiz dış politika perspektifimizde son derece uyumluydu. Peki şimdi siz de hatırlattınız, Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye diyalog ortağı olarak bir süredir zaten o örgütün içerisinde toplantıları takip ediyor. Cumhurbaşkanı ilk kez katıldı liderler zirvesine. Dönüşte de yaptığı açıklamada bakıyoruz. Hedef tam üyelik açıklaması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Gerçekleştirirken de Avrupa Birliği bizi yıllarca kapısında bekletti. Artık işte daha da fazla bekletmesin. Şimdi bu gerekçelendirmeyi duyunca da insan Avrupa Birliği şansını kaybetti. Biz artık Şangay İşbirliği Örgütü'ne doğru gidiyoruz şeklinde yorumlayabilir. Sonra Moskova'dan bir açıklama var. Moskova diyor ki NATO dururken Şangay olmaz. Yani NATO üyeliğiyle birlikte Şangay olmaz diyor. Şimdi Ankara hem Avrupa hem Asya diyor ama sanki muhatapları pek aynı fikirde değil gibi. Şöyle sorayım, Ankara Şangay için Brüksel'den vazgeçer mi? Aslında bu mesaj Avrupa'ya bir mesaj, Brüksel'e bir mesaj. Yani Cumhurbaşkanımız siyasi kariyeri boyunca başbakan olduktan sonra da hatırlarsanız daha başbakan olmadan genel başkanken de Avrupa'da yaptığı tur AB üyeliği için daha sonra başbakan olduktan sonra uzun bir süre AB üyelik süreciyle ilgili harcadığı mesai, Cumhurbaşkanı olduktan sonra her fırsatta da AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir öncelik olduğunu söylüyor zaten. Her seferinde söylüyor. Şimdi bu Şangay'dır, başka tür yapılanmalardır, örgütlerdir.
bunlarla ilgili siyasi bir söylemde bulunduğu zaman aslında Cumhurbaşkanımız Avrupalılara bir mesaj veriyor. Yani 62'den beri bizi bekletiyorsunuz zaten. Doğru. Daha ne kadar bekleteceksiniz? Türkiye üye olmak için üzerine düşen yükümlülüklerin önemli bir kısmını yerine getirmişken, AB müktesebatının çok önemli bir kısmını uygulamışken hala işte 2-3 tane ülkenin isimlerini vermeme gerek yok, bilenler bilirler. Fasılları veto etmesi, dondurması, engellemesi, siyasi sürecin önünü tıkaması, fasıl müzakerelerine yolunu açmaması elbette Türkiye tarafında da bir bıkkınlık, bir sorgulama, bir isteksizlik olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bizim AB üyelik sürecinde önümüze konan fasıl sayısı 36 biliyorsunuz. AB'ye üye olan hiçbir ülkenin önüne bu kadar sayıda fasıl da konmadı. Birçok ülke 10, 12, 14, 15 fasılla, yani 14-15 başlıkta yaptığı müzakerelerle AB'ye üye oldu. Biz bunu da kabul ettik. Bunu neye rağmen yaptık? Geçmişten beri bizim zaten yani Avrupa Gümrük Birliği, AGİT ve benzeri örgütlerle yani Avrupa ile iç içe geçmiş kurumsal yapılarımıza rağmen önümüze 36 fasıllık bir şey koydular, yol haritası koydular. Türkiye buna da tamam dedi. Ama bakıyorsunuz şu ana kadar sadece bir fasıl açıldı ve kapandı. O da bilim araştırma ile ilgili. Birkaç fasıl açıldı, kapanmadı. Hı hı. Diğerleriyle ilgili de siyasi blokaj devam ediyor. Dünyada bu kadar çok olay yaşanırken Avrupa'nın güvenliği açısından, enerji güvenliği açısından, lojistik açısından, siyasi güvenliği açısından, göç meselesi, mülteci krizi ve diğer bütün konularda Türkiye Avrupa için vazgeçilmez bir ülke olduğu halde ve Türkiye ekonomik olarak sosyal yaşam standartları itibariyle de geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde yani müzakerelerin başladığı günden bugüne bu kadar mesafe aldığı halde Avrupa tarafında işte bizde de bir genişleme yorgunluğu var. Fatigue diyorlar ya. İşte daha fazla genişleme AB'nin kaldırabileceği bir şey değil. Argümanları ister istemez bizim tarafta da. Ha, o zaman başka bir siyasi blokaj var. Fikrini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Şangay ya da başka bağlamlarda Cumhurbaşkanımız bunu söylediği zaman aslında Avrupalılara bir mesaj veriyor. Türkiye olarak biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, yapmaya da hazırız. Bu müzakereleri tekrar başlatalım. Bu görüşmeleri yapalım ve Türkiye'nin AB üyelik sürecini ilerletelim diyor. Ha bu gerçekleşmezse biz alternatifsiz değiliz. Başka alternatiflere zaten bakıyoruz. Şu manada bakıyoruz. Türkiye AB üyesi olmadığı için Avrupa ile ticaret yapmıyor değil. Bizim şu anda dış ticaretimizin %55'i Avrupa ekonomisiyle, Euro ekonomiyle. Bu zaten devam ediyor. Kurumsal olarak çok köklü ilişkilerimiz var. 5 milyona yakın vatandaşımız çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Bunlardan vazgeçecek değiliz. Bunlar ortadan kalkmayacak. Yani AB üyesi olmasak bile. Ama elbette ki hedef AB üyesi olup Kopenhag kriterleri çerçevesinde Türkiye'nin her manada siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve diğer alanlarda standartlarını daha da yükseltmek. Bunun için tabii Avrupa tarafının da bir yapıcı tutum içerisinde olması gerekiyor. Siz de altını çizdiniz. Şimdi sabırla bekliyoruz bir sürecin işletilmesini diyorsunuz. Şimdi belki afaki bir soru olacak ama Şangay Örgütü'nün, İşbirliği Örgütü'nden yarın bir gün hadi biz seni tamam oturduk düşündük tam üye olarak kabul etmek istiyoruz ama işte yapman gereken bir tercih var dese, o gün gelse o tercihi ne yönde yapar? Sıfır toplamlı oyunlar dış politikada her zaman belirleyici değil. Biz de zaten böyle bakmıyoruz politikaya. Yani biz genel olarak yani Doğu ile Batı, Avrupa ile Asya, Kafkaslarla Orta Doğu yahut Kuzey Afrika arasındaki dengeye baktığımız zaman biz bunu hiçbir zaman sıfır toplamlı bir oyun olarak görmedik. Yani bir tarafa giriyorsanız işte öbür taraftan bütünüyle vazgeçeceksiniz. Avrupa ile iyi ilişkiniz varsa Orta Doğu ile ilişkilerinizin iyi olmaması gerekir. Yahut Rusya ile iyi ilişkiniz varsa mutlaka başka bazı aktörlerle kavga etmeniz gerekir tarzı sıfır toplamlı çatışmacı dış politika perspektifini biz zaten kabul etmiyoruz. Yani bunları bir şekilde telif etmek mümkün. Bizim tercihimiz zaten baştan beri söylüyoruz. Yani Türkiye'nin AB'ye üyeliği stratejik önceliktir. Yani bu gerçekleşir, gerçekleşmez. Gerçekleşmesi yönünde de çok adımlar atıldı. Yani Türkiye üzerine düşeni dediğim gibi fazlasıyla yerine getirdi. Hatta şu anda bile yani son tahlilde bu AB Avrupa Birliği'nin amacı ne? AB coğrafyası içerisinde bulunan bütün ülkelerin ekonomik, siyasi güvenliğini sağlamak, standartlarını yükseltmek. Türkiye zaten bu anlamda çok ciddi katkılar veriyor. Yani biz öyle bir tercih noktasına, böyle bir ikilemle karşı karşıya kalmayı elbette arzu etmiyoruz. Hedefler çerçevesinde, yani AB üyeliği çerçevesinde süreci yürütürken Şangay İşbirliği Örgütü'yle ve üyeleriyle de iyi ilişkiler içerisinde olmayı devam ettireceğiz. Rusya ile, Çin ile, diğer ülkelerle, Hindistan'la ekonomik anlamda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. İran dediğimiz gibi zaten komşumuz. Türkiye Cumhuriyetlerle zaten özel bir ilişkimiz var. Dolayısıyla
Şu anda biz orada diyalog ortağı olarak bulunuyoruz. Yani bunun şekli, statüsü hangi biçimi alırsa alsın o örgüt ve o örgütün üyelerinin temsil ettiği siyasi, ekonomik ve insani coğrafya ile ilişkilerimiz güçlenerek bundan sonra da zaten devam edecek. Peki. Ukrayna-Rusya savaşına geçmek isterim. Şimdi kritik bir süreçten geçiliyor. Köşe taşlarından biri belki de baktığımızda sürece. Ukrayna'da Rusya işgali altında 4 bölgede referandum yapılıyor. 4 gün boyunca sürecek. Sandığa gidildi. Tek taraflı bir referandum. Rusya'ya katılmayı oyluyorlar. Şimdi Moskova aynı Kırım'da yaptığı gibi anlaşılan o ki bir ilhak yoluna gidecek o bölgeyi. Öyle gözüküyor. Ankara'nın bu duruma, bu referanduma yaklaşımı nedir? Biz öncelikle evvelsi gün Dışişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı zaten. Pozisyonumuzu kayda da geçirmiş olduk. Biz tek taraflı bu tür referandum türü girişimleri doğru bulmuyoruz. Bunların uluslararası hukuk açısından bir meşruiyeti yoktur. Ve uluslararası toplum tarafından da tanınmayacaktır. Daha önce biz 2014 yılında yapılan Kırım referandumunu ve sonucunu yani Rusya ilhakını tanımadığımız gibi bu tür referandumlarda da pozisyonumuz belli. Bu tabii Rusya-Ukrayna savaşı ama daha geniş çerçevede büyük fotoğrafa baktığınızda Rusya ile Batı arasında devam eden mücadelenin bir yeni safhasını oluşturuyor. Seferberlik çağrısını da belki bu bağlamda görmek birlikte lazım. Okumak gerekiyor. Yani bunu sadece Rusya askeri olarak zayıfladı, yeni askeri ihtiyacı var diye okumak yerine, ki bu da doğru olabilir sadece askeri bir açıdan baktığınızda ama o bir dar bir bakış açısı olur. Daha büyük fotoğrafa baktığınız zaman Rusya, Batı'yla Soğuk Savaş'ın sona erdiği şu geçtiğimiz 30 yılın sonunda yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Yeni bir büyük pazarlık yapmak istiyor. Yeniden masaya oturup taşları yeniden bir dizmek istiyor. Neden? Çok kısaca anlatacak olursam, Soğuk Savaş sona erdiğinde 1990 yılında şöyle bir yapı ortaya çıkmıştı. Bir tane süper güç, iki kutuplu dünya sona ermişti. Bir tane süper güç. Onun hemen altında 5-6-7 tane büyük güç, büyük devlet. Yani işte Rusya gibi, Çin gibi, Hindistan gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi büyük güçler. Hemen onun altında da orta ölçekli güç ülkeleri. Böyle bir piramit kurulmuş idi ve bu çerçevede de 1997 yılında Rusya ile NATO arasında, yani Batı İttifakı arasında bir anlaşma yapıldı. Ve 97'den bu yana da o anlaşma, son 5-6 yılı dışarıda bırakacak olursak, mevcut dengeleri koruyan bir rol üstlendi. Ama artık bu yapı yürümüyor. Çin o kadar büyüdü ki ekonomik olarak, Rusya askeri ve siyasi olarak o kadar etkin hale geldi ki bu piramidin üst tarafını zorlayan yeni aktörler olarak ortaya çıktı. Çarpan etkisiyle, coğrafyanın küreselleşmenin getirdiği yeni imkanlarla da orta güç dediğimiz ülkeler de adeta büyük güç, büyük ülke gibi siyaset yapmaya başladı. Dış politikada etkin hale gelmeye başladı. Şimdi bütün bu yapıyı dikkate aldığınız zaman Rusya yeni bir anlaşma yapmak istiyor. Yani Ukrayna Savaşı bunun sahnelendiği yer aslında. Kendi başına savaşın asıl sebebi ya da kendisi değil ama elbette önemli. Yani orada yaşanan insani dram, insanların ölmesi, yıkım bu asla kabul edilemez. Ve biz o anlamda da Ukrayna halkının ve devletinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kendini nefsi müdafaa hakkını tanıyoruz. O manada da Ukrayna'nın yanında olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Savaşın sona ermesi için de mutlaka uluslararası hukuk temelinde bir diplomatik müzakere sürecinin başlaması gerekiyor. Bunu samimiyetle ve ciddi bir şekilde yapan tek ülke Türkiye. Bunu ben kendimizi övmek için söylemiyorum. Az çok dünyada olup biteni takip eden bir insan olarak, Birleşmiş Milletler'den henüz yeni gelmiş, oradaki diplomasi trafiğini görmüş birisi olarak ve ayrıca yaklaşık 8 aydır bu savaş başladığından beri bu savaşın bütün safahatını yakinen görmüş, içinde bulunan birisi olarak söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir görevlisi sıfatıyla bunları gördüm tabii ki. Bu sıfatla söylüyorum. Gerçekten burada samimi gayret gösteren, bu savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Maalesef bazı batılı ülkeler, açık söyleyeceğim bunu, savaşın devam etmesini bu vesileyle bir yıpratma savaşı dedikleri, war of attrition dedikleri bir savaş yoluyla Rusya'nın yıpratılması, güçten düşürülmesi, o büyük güç statüsünden orta güç statüsüne indirilmesi gibi planlarla bu savaşın uzamasını istiyorlar. Biz bunun doğru olmadığı kanaatindeyiz. Rusya'nın buna verdiği tepkilerin de doğru olmadığı kanaatindeyiz. Yani seferberlik, referandum vesaire. Bunlar sürece katkı sağlamayacak. Sorunu daha kronik, daha derin hale getirecek. Tam burada sorayım mı? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel kurulda yaptığı konuşmada da
aslında altını çizdiği bir husustu. İki tarafa da onurlu bir çıkış imkanı tanımak gerekiyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Kesinlikle şimdi, buna ihtiyaç var. Putin'in bu seferberlik ilanı ve bölgedeki referandum sonrası bir ilhak gerçekleşirse mümkün olacak mı o onurlu çıkışı bulmak? Rusya tarafı Zelenski'yi ikna etmek. Rusya tarafı elini güçlendirmek için bu hamleleri yapıyor. Savaş uzadıkça bu hamlelerin sonuçları nihai çözüm için daha zor hale gelecek. Elbette Zelenski açısından, Ukrayna açısından, Ukrayna topraklarından vazgeçmeleri fiilen, hukuken ya da savaş yoluyla söz konusu değil. Kırım'da da biz bunu gördük. 2014 yılından beri Kırım fiilen Rusya'nın kontrolü altında ama hukuken, yani de facto Rusya'nın kontrolü altında ama de jure, yani hukuken tanınmıyor. Hiçbir ülke tanımıyor. O yüzden oraya gidilmiyor, temas edilmiyor vesaire. Bu Donetsk, Luhansk, Herson bölgelerinde de benzer bir şey olacak. O yüzden biz hep şunu diyoruz. Bakın, savaş ilk başladığında da bizim tespitimiz, değerlendirmemiz, bütün arkadaşlarımız da bu savaşın uzun süreceği yolundaydı. Yani bir iki ay içinde bir iki çatışmayla ya da bir iki küçük bölgenin el değiştirmesi de bitmeyecek. Çünkü arkasında demin tasvir etmeye çalıştığım soğuk savaş sonrası dönemde yeni bir düzen ve denge arayışı var. Bu savaşın arkasında. Dolayısıyla bu savaş uzayacak. Şu anda da maalesef görüntü uzayacağı yönünde. Çünkü farklı taraflar, farklı çıkarlarla, farklı gündemlerle savaşın uzaması yönünde bir irade ortaya koyuyorlar. Bu bana sorarsanız Ukrayna tarafını ve Zelenski'yi de zora sokan bir durum. Yani Rusya'nın önüne bu şekilde Ukrayna'nın itilmesi Anladım. Ve git bu savaşı yap denmesi Ukrayna açısından da doğru bir şey değil. O manada Ukrayna'nın elbette desteğe ihtiyacı var. Biz de bu desteği sağlıyoruz. Ama şimdi bir tarafı desteklemek, öbür tarafı destekleme meselesi değil bu. Bu savaşı sona erdirecek bir perspektif ortaya koyma, bir liderlik ortaya koyma meselesi. Cumhurbaşkanımız 8 aydır çok yoğun bir mesele bunu yapıyor aslında ve hep en başta hatırlarsanız bir şey söylemişti. Biz ne Rusya'dan vazgeçeriz ne Ukrayna'dan. Bazıları tepki göstermişti. Yani olur mu? Niye böyle davranıyoruz? O zaman biz de demiştik ki bakın burada bir taraf tutarsak günün sonunda Rus tarafıyla onların da güvenebileceği bir aktörün mutlaka bulunması gerekiyor. Konuşacak. Kim konuşacak? Doğru. Bu müzakereleri kim yapacak? Sonuçlarını da görüyoruz. Şimdi bazen Batılılar kızıyorlar. Siyasiler yahut bazı analistler. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Putin'le görüştü. İşte Tahran'da görüştü. Sonra Soçi'de görüştü. Sonra Semerkant'ta. Zelenski'den de birazcık böyle bir sistemkar açıklama. Arada bir böyle sistemkar şeyler de geliyor. Ama biz onlarla sürekli görüşüyoruz ve bunu izah ediyoruz. Bakın bu görüşmeleri Sayın Cumhurbaşkanımız yapmasa, biz kendi mevkimizde, düzeyimizde yapmasak, tahıl sevkiyat anlaşması olabilir miydi? Esir mübadelesi anlaşması olabilir miydi? Bölgesel küçük küçük arada ateşkesler, bölgesel anlaşmalar yapılıyor. Bunlar olabilir miydi? Zaporojiye nükleer santrali ile ilgili IAEA'nın, Uluslararası Atom Ajansı'nın oraya gitmesi yönünde adım atılabilir miydi? Bundan sonrası için de bu tür girişimlere ve tarafsız arabulucu konumunda rol oynayacak aktörlere çok ihtiyacımız var. Keşke aktörler olsa, çoğul kullanabilsek ama maalesef böyle bir aktör seti de yok önümüzde. Tam yeri gelmişken sorayım, siz dediniz samimi diplomatik çaba sonuçta verdi. İşte tahıl koridoru önemliydi. Esir mübadelesi ki daha çok sıcak bir gelişme. Şimdi nasıl yapıldı bu takas? İlk teklif nereden geldi? Ne kadar süredir üzerine çalışılıyordu? Biraz arka plan almak isteriz sizden. Aslında bu yaklaşık 3-3,5 aydır devam eden bir müzakere süreciydi. İsimler, listeler, kimlerin nasıl bırakılacağı, nereye gideceği konusunda tabii çok fazla detay var tahmin edebileceğiniz gibi. Biz mesele neticelenene kadar çok kamuoyuna açıklama yapmadık bununla ilgili. Ama Cumhurbaşkanımız bu konuyu lider diplomasi düzeyinde çok sıcak tuttu. Sayın Putin'le, Sayın Zelenski'yle pek çok defa görüşmeleri oldu. Biz kendi mevkidaşlarımızla yaklaşık işte 3-3,5 aydır sürekli bu konuyu görüştük. Aslında bu esir takası biz Ukrayna'nın Lviv şehrine gittiğimizde gerçekleşecekti. Fakat listedeki isimler, yani o 200 ismin hangileri olacağı konusunda o zaman 15 isimdi. İhtilaf oldu. 200 isim vardı da 15 isimde anlaşılamıyordu. Anladım. Yani 15 ismi Ruslar asla vermeyiz. Ukraynalılar da bu 15 isim olmazsa biz bu anlaşmayı yapmayız diyorlardı. Sonra o liste daraldı. Lviv'e yetişmedi.
O zaman biz dedik ki biraz daha zaman geçsin, biraz daha müzakereye devam edelim. En sonunda 5 isme kadar düştü. O 5 isim de bildiğiniz gibi evvelsi gün Ankara'ya, Türkiye'ye geldi. Ve savaş bitene kadar da bizim güvenliğimizde olacaklar, bizim güvencemizde burada kalacaklar. Niye? Çünkü onlar Azovstal taburlarının komutanları. Ruslar açısından onlar terörist, Ukraynalılar açısından kahraman. Bu kilitledi bu müzakere sürecini. Biz de bunun üzerine dedik ki, bakın bu 5 kişi için diğer 195 kişiden vazgeçmek yerine biz bir formül üretelim. Ve aslında bu 5 kişinin Türkiye'ye getirilmesi ve burada kalması teklifini biz yaptık. Rusya tarafına yaptık, Ukrayna tarafına yaptık. İki taraf da buna olumlu baktı. Ve onun üzerine de bu takas bu şekilde gerçekleşti. Gözetim altında mı bunlar şimdi? Tabii güvenli bir yerdeler. Çünkü onların güvenliği de önemli. Bizim emanetimiz şu anda. Biz bu tür şeyler oluyor biliyorsunuz. Ama genelde bazen hani takas oluyor. Böyle bir gün, iki gün işte geçiş vesaire oluyor. Burada biraz daha farklı bir durum var. Belki biraz Ukrayna Savaşı'nın hususiyetinden kaynaklanan bir farklılık var burada. Onlar savaş bitene kadar bizde kalacaklar. Şu andaki anlaşmamız o. Toplamda 215 rehine yahut esir bırakıldı. Bunun 11 tanesi de uluslararası vatandaş ve bizim müzakere ettiğimiz bu 215'in içerisinde Suudi Arabistan üzerinden salıverilen uluslararası vatandaşlar da var. Yani iki Amerikalı var, iki İngiliz var. Yanlış hatırlamıyorsam bir Hırvat var, bir Belçikalı var ve birkaç kişi daha var. Onlar da bizim müzakere ettiğimiz bu toplam listenin içerisinden ama özellikle o 5 isim konusunda çok gitti geldi konu. İşte bırakılır, bırakılmaz, ne zaman olacak, nasıl olacak vesaire konularında. Yani orada... Aileleriyle birlikte mi Türkiye'deler yoksa? Yok, kendileri geldiler. 5 kişi bunlar. Burada tekrar ifade edeyim. Biz Lviv'e gitmeden önce de bu müzakereyi yapıyorduk ama özellikle Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le önce Tahran'da sonra Soçi'de en sonda Semerkant'ta yaptığı görüşmede bu iş bağlandı. Aslında son şeyi biz Semerkant'ta aldık nihai onayı ve ondan sonra lojistik olarak konunun işte nasıl geleceği, hangi uçağa bineceği, nereden kalkacağı vesaire konuları müzakere edildi. Bu süreçte gerçekten yani Ukrayna tarafı da yapıcı bir tutum sergiledi. Sayın Zelenski, yardımcısı Sayın Andriy Yermak sürekli temas halindeydik. Hatta evvelsi gün takas gerçekleşirken biz Cumhurbaşkanımızla birlikte Polonya Devlet Başkanı ile toplantıdayken tam o sırada uçak inmişti. Ve İstihbarat Başkanımız Hakan Fidan Bey de ekibiyle birlikte burada gerçekten çok kritik bir rol oynadı. Sürecin başından itibaren bu müzakerelerin geri planda yürütülmesi, tarafların arasında bir güvenin inşa edilmesi, bu kişilerin Ukrayna'dan, işte Rusya'dan yani Rus kontrolündeki Ukrayna topraklarından güvenli bir şekilde çıkartılması. Ayrıca doğrudan Ukrayna tarafına verilen o diğer 195 kişinin intikali, öbür 11 uluslararası vatandaş, yani böyle bir sürü boyutu olan kapsamlı bir operasyon. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Hakan Beyler burada çok çok kritik bir rol oynadılar. Rusya tarafında da bizim mevkidaşlarımız, yani işte Zorin olsun, Yuri Ushakov ve diğerleri, birçok başka isimler de var tabii hepsini burada saymak mümkün değil ama böyle bir takas gerçekleşti. Bu niye önemli? Bakın tahıl sevkiyatı anlaşması olduğu zaman Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi. Dedi ki bakın bu savaşın bütün bu zorluklarına rağmen biz bütün dünyayı ilgilendiren, gıda güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir konuda önemli bir anlaşma sağladık. Yani hiç kimsenin ihtimal vermediği, Rusların ve Ukraynalıların üzerinde mutabık kalmasının mümkün dahi görünmediği bir konuda biz bir mutabakat sağladık. İstanbul mutabakatı, işte anlaşma İstanbul'da imzalandı. Rus heyeti geldi, Ukrayna heyeti geldi, BM Genel Sekreteri geldi. Ve işte bakın 1,5 ay falan oldu herhalde. Değil mi? Yaklaşık 1,5-2 ay oluyor. Gemiler gidiyor geliyor. Gemiler geçiyor ve şu ana kadar 4 milyon tona yakın Ukrayna tahılı uluslararası pazara ulaştı. Rus tahılı da yavaş yavaş geliyor. Rus gübresi geliyor. Rusların orada bir itiraz var Putin'in. Şöyle bir endişeleri var. Bizim ürünlerimiz, gemilerimiz çıkmaya başladığı zaman uluslararası sularda el kolunur. Bunlara sigorta yapılmaz. Bize güvence verilmesi gerekir endişesiyle. Rusların sevkiyatında kısmi bir azalma yahut yavaşlama var. Ama aslında prensipte önlerinde bir engel yok. Biz Rus tarafında teşvik ediyoruz. Anladım. Hatta Sayın Putin'in şöyle bir şeyi vardı. Yani bizim elimizdeki toplam tahıl miktarı Ukrayna tarafının 4-5 katı diyor. Yani Ukrayna'nın elinde onların dediğine göre 20 milyon tona yakın tahıl var. Rusya tarafında ise 50-60 milyon ton civarında tahıl artı gübre olduğunu söylüyorlar. Şimdi uluslararası alanda ve dünya gıda krizine çözüm olabilecek çok önemli bir anlaşma yapıldı. Doğru. Biz şunu söyledik. Gelin bunun üzerine
yeni bir şey daha inşa edelim. Bu aslında bu tür çatışmalarda biliyorsunuz güven arttırıcı önlem diye ifade edilen adımlardan bir tanesiydi. Hı hı. Hem bir süreç yürüyor ama bir güven inşa ediliyor. Yani bu Rus aktörle aynı şekilde Ukraynalı aktör normalde hiçbir araya gelmeyecek iki aktörü bu konuda bir araya getirdik. Esir mübadelesi de böyle bir anlaşma. Geri planda çok zordu. Çok bir sürü dinamik vardı, gitti geldi ama neticelendi. Şimdi tekrar diyoruz ki, Cumhurbaşkanımızın genel kurulda yaptığı konuşmada tam da buydu. Gelin bu sürece samimi destek verin. Yani bu mübadele yapıldıktan sonra, tahıl sevkiyatı mübadele, bu yarın başka bir yerde bir ateşkes olur. Belki yarın başka konuların müzakere edilmesi olur. Hı hı. Bunu samimi, ciddi bir şekilde destekleyecek bir tutumla herkes yaklaşsın. Anladım. O zaman belki savaşı durdurmak belki çok iddialı olacak ama hiç olmazsa durması yönünde bazı temel adımların atılmasına dönük bir zemin oluşmaya başlayacak. Anladım. Ve buna şu anda dünyanın şiddetle ihtiyacı var. Çünkü Ukrayna Savaşı'nın kazananı olmayacak. Herkes kaybedecek. Hı hı. Eğer bir şekilde biz bu gidişatı durdurmazsak bu savaş 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl daha devam edebilir. Biz 6 ay sonra, 1 yıl sonra gene bu savaşı konuşuruz. Daha fazla Ukrayna toprağı Rus kontrolüne geçer. Daha fazla insan ölmüş olur. Daha fazla yıkım yaşanmış olur. O yüzden biz bir an önce bu savaşın sona ermesi için her düzeyde girişimi, her tür imkanı seferber etme konusunda kararlıyız. Peki. Hızlıca sorayım. Yine bugün çok konuşuluyor. Son birkaç gündür. Rusya'nın Türk bankaları üzerinden yaptırımları deldiği iddiası, suçlamaları ve bunun üzerine işte bazı Türk bankaları MİR kredi kartı kullanımından vazgeçti, sistemden çıktılar. Bugün yapılan ekonomi zirvesinin önemli başlıklarından biriydi. Nasıl bir adım atılması planlanıyor? Şimdi öncelikle bu iddiaların bir aslı yok. Hı hı. Yani Rusya yaptırımları Türkiye, Türk bankaları, Türk sektörü üzerinden deliyor, işte şunu yaptı, bunu yaptı diyenlere bir soruyoruz. Yani hangi alanda, hangi sektörde ne tür bir hareketlilik olmuş? Bunu bize gösterin. MİR kartı dediğimiz şey Rus turistlerin burada kullandığı, geldikleri zaman, Türkiye'ye geldikleri zaman günlük harcamaları için yani lokantada hesap ödüyor, otelin işte şeyini. Bu düzeyde hacmi de öyle gayet sınırlı olan bir kart. Ona da bir yaptırım işte bu şey deliyor vesaire gibi değerlendirmeler oldu. Arkadaşlarımız bir değerlendirme yapıyorlar. Bununla ilgili alternatif nasıl üretilir? Çünkü yani biz Rus turistlerin ülkemize gelmesini yasaklayacak halimiz yok. Ya buraya gelen turist de nasıl başka kartları kullanıyorsa işte Visa'dır, American Express'tir vesaire. Kendi diğer kartları da kullanabilir. Debit kartı olur, başka şeyler olur. Neyse alternatifler üzerinde. Bir sistem sonuçta. Yani son halde şimdi sıradan vatandaşı cezalandırmak hangi mantığa sığıyor? Yani bu veya şöyle sorayım. Savaşı durdurmaya ne tür bir katkısı olabilir bu tür tutumların? Türkiye'yi burada zaman zaman böyle töhmet altında bırakmaya çalışan yorumlar görüyoruz. Biz onlara diyoruz ki somut olarak bize hangi alanda yaptırımlar delinmiş bunu bir gösterin. İki, Türkiye'nin Rusya ile olan bu angajman politikasından rahatsız iseniz o zaman tahıl sevkiyatı yapıldığı zaman gelip bize teşekkür etmeyin. Esir mübadelesi yapıldığı zaman gelip bize nasıl oluyor bunlar diye bir sorun. Doğru. Rusya'yı angaje etmezsek, konuşmazsak, Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'le görüşmezse, bizler Rus tarafıyla konuşmazsak ama aynı zamanda Ukrayna tarafıyla tabii ki yakın temasta olmazsak, onların da hakkını hukukunu koruyacak bir tutum ortaya koymazsak bu sonuçları elde etmek mümkün mü? Peki anladığım kadarıyla bir değişiklik olmayacak, o kullanıma devam edilecek. Yani değerlendirme yapıyor ilgili bankalarımız. Peki, peki. Şimdi Rusya ile ilişkileri noktalayacağım. Hep netameli konular konuştuk ama şunu da sormak istiyorum. Siz Semerkant'tayken işte Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı görüşme öncesi bir video çok viral oldu. Sosyal medyada da çok dolaştı. Putin beklerken siz salona giriyorsunuz. Belli ki orada Rus heyetiyle daha önceden tanıştığınız insanlar var. Orada bir selamlaşma. Putin çok şaşırıyor. İzlediniz mi o videoyu? Sonradan gördüm. Ben tabii o anda ne olduğunu bilmiyorum. Arkam dönüktü çünkü. Şimdi biz salona girdiğimiz zaman bizim heyet buradaydı. Rus heyeti de karşı tarafta. Orada benim iki tane mevkidaşım sürekli bu konuları beraber müzakere etti. Sayın Putin'in de iki tane yardımcısı. Onlar el ettiler. Merhaba der gibi. Merhaba deyince ben de gittim. Vaktimiz de var. Cumhurbaşkanımız da geliyordu, yoldaydı. Bir konu da vardı açıkçası. Yani toplantı başlamadan kısaca bir konuşmamız gereken. Onları çünkü biz de bir başka toplantıdan çıkıp geldik. Vakit yoktu orada. Öyle bir yani şöyle bir yarım omuzla selamlaşma durumu oldu. Onu da benim mevkidaşım yapınca ben de karşılık verdim. Diğeri de yaptı. Ben de karşılık verdim. O sırada Sayın Putin arkadan o şeyi de ne yapıyor bunlar der gibi bizim Hakan Fidan Bey'e söylüyor. Açık tanıyor da tabii biliyor orada. Böyle bir hoş sevimli bir şey oldu. Orada Covid'in
kitlesi mi var acaba? Ne oldu? Sarmaş dolaş oldular bunlar. Yani çok yorumlar yapıldı işte. Sizi kıskandı mı? Nedir bu muhabbet vesaire? Bazıları da şey dedi. İşte Sayın Putin'in hiç görmediğimiz bir yönünü gördük. Yani normalde daha böyle doğru, şey ciddi vesaire şeylerde. Yani öyle bir enteresan bir... Semerkant anısı oldu. Semerkant anısı oldu, evet. Peki şimdi... Rusya ile ilişkiler demişken Suriye'yi de konuşalım. Kısacık bir soru var sormak istediğim. Şimdi Özbekistan'daki zirve öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi yazıldı, çizildi. Keşke Esad da gelseydi o zirveye, orada konuşurduk şeklinde. Sonrasında da yanılmıyorsam bir yalanlama ya da düzeltme olmadı o habere ya da yazıya ilişkin. Şimdi Şam'la siyasi temas olur mu çok konuşulur tartışılırken önemli bir açıklama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Tam da istihbarat başkanları Şam'da bir araya gelmişken siyasi temas ne zaman ve hangi ölçüde olur? Şu anda öyle bir plan yok. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde bir niyeti yahut planı yok. Kendisinin de ifade ettiği gibi istihbarat birimlerimiz gerektiği zaman, gerektiği kadar ilgili yerlerle görüşmelerini yaparlar. Ama tabii, Semerkant'a gelseydi Esad... Olur muydu o gün? Böyle bir plan yoktu zaten. Yani bu haber nereden çıktı aslında biliyorum da yani retorik olarak söylüyorum nereden çıktı diye. Yok öyle bir planımız şeyimiz de yoktu zaten. Niyetimiz, düşüncemiz de yoktu bizim. Ama Suriye sahasında tabii yaşananlar bizi doğrudan ilgilendiriyor. Şu anda böyle bir siyasi temas, o düzeyde bir görüşme, trafiği vesaire söz konusu değil. Suriye konusunda bizim tutumumuz da belli. Yani bir Suriye halkının meşru haklarının savunması noktasında orada demokratik, şeffaf, seçimlere dayalı, adil, muteber bir düzenin kurulması gerektiği, bu savaşın durması gerektiğini söylüyoruz. Bizde bulunan mültecilerin de BM standartları çerçevesinde gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmeleri için elimizden gelen çabayı da gösteriyoruz. Suriye tarafındaki vatandaşların, Suriyelilerin de can güvenliğini, mal güvenliğini sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu pozisyonlarımızda bir değişiklik yok. Astana süreci devam ediyor. Maalesef Cenevre süreci buharlaştı gitti. Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları devam ediyor. Buralarda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Böyle bir siyasi temasın olmasını sağlayacak nesnel şartlar da ortada söz konusu değil. Peki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Şimdi baktığımızda çok aslında sıkıntılı başlıklar var ama son günlerde bu F-16 modernizasyonu ve satışı en çok konuşulan başlıklardan biri. Gerçi baktığımızda Amerikan yönetiminden de sıcak, olumlu mesajlar geliyor ama Kongre'de bir inat var. Orayı kırmak çok kolay değil. Temaslar elbette sürüyor. Hem Savunma Bakanlığı nezdinde hem Dışişleri Bakanlığı nezdinde. Ne dersiniz? Gelinen noktada Kongre sorunu aşılacak gibi görünüyor mu? Daha olumlu bir noktaya gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımızın New York'ta 3 senatörü kabulü oldu. Üçüyle de görüşmeleri gayet iyi geçti. Bunlardan birisi demokrat, ikisi cumhuriyetçiydi. Demokrat olan senatör Coons, Sayın Biden'a da yakın bir isim. Zaten Delaware'den senatör oldu. Yani şeyin eski eyaletinden Sayın Biden'ın. Hem yönetim bu konuda çok olumlu, onu söyleyeyim. Kendileri zaten Sayın Biden da en son Madrid NATO zirvesinde söylemişti. Ben bu yasayı ya da teklifi destekleyeceğim ama bazı Demokrat Parti üyelerini de ikna etmem gerekiyor demişti. Bunun da kastettiği de Bob Menendez. Yani şu anda Amerikan Kongresi'nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve maalesef Menendez'in Türkiye karşıtı tutumu herkesin malumu. Temel sebebi de Ermeni ve Rum lobisinin etkisi altında uzun bir süredir siyasi kariyerini Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuş. Bunu yakın dönemde de Erdoğan karşıtlığıyla birleştirmiş bir siyasi figür ve maalesef orada komisyon başkanı olarak da bunu durdurma, öteleme, oya gönderme imkanı var. Yani Amerikan sistemi içerisinde. Normal şartlarda yönetim bunu kongreye götürdüğünde sessizlik bozulmadığı zaman bu otomatik olarak geçer ve F-16 programı uygulanmaya başlar. Yani hem modernizasyon hem yeni F-16'ların alınması. İtiraz geldiğinde oylamaya gider. Şu anda görünen tablo, tabii ben kongre için bir şey diyemem çünkü onların da Kasım ayında bir ara seçimi olacak. Kongrenin üçte biri değişecek. Yani senatonun üçte biri değişecek. Yani yeni tablo nasıl şekillenir şimdiden bir şey söylemek için erken. Biz bunu çok yakın takip ediyoruz ama bizim içeriden aldığımız bilgiyi, kendi analizlerimiz oylamaya gitmesi halinde dahi kongreden, özellikle senatodan yeterli sayıda destek oyunun çıkacağı yönünde. Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı bunu destekliyor. Birkaç senatör daha iyi bir noktaya geldiler. Dolayısıyla Menendez'in oradaki itirazı
yeterli olur olmaz bilemiyorum. Ama yani bizim ona da tavsiyemiz Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemini doğru okuması, şu lobinin bu lobinin etkisi altında çarpık bir şekilde değil, objektif olarak Türkiye'nin yaptıklarını bir değerlendirmesi, NATO ittifakı içerisinde tabloyu daha net bir şekilde görmesi. Ama genel olarak hem yönetim hem kongre tarafında daha olumlu bir havanın olduğunu söyleyebilirim. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi var, olmazsa eğer alternatifleri değerlendiririz şeklinde. O alternatiften kasıt nedir? Bir çalışma yapılıyor mu olumsuz senaryoya karşı? Ya bakın mesela 10 yıl önce Türk savunma sanayinin ve özellikle SİHA teknolojisinin bu noktaya geleceği kimsenin aklına bile gelmezdi. Ama hamdolsun öyle bir kuantum sıçraması yaşandı ki, hani böyle bir tedrici yükselme değil yani bayağı bir kuantum sıçraması yaşandı. Ve bir anda şu anda bütün dünya Türk SİHA'larını konuşuyor. İşte Bayraktar, TB2, Akıncı ve diğerlerini konuşuyor. Hani bizde meşhur bir söz vardır, kötü komşu insanı ev sahibi eder. Bu tam böyle oldu. Böyle bir noktaya geldik ki bırakın kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayı, bütün dünya şu anda Türk SİHA'larını istiyor, konuşuyor, almak istiyor. Yarın belki çok farklı alternatifler üreteceğiz. Bayraktar, Selçuk Beyler, Haluk Beyler zaten bu konuda muazzam çalışmalar yapıyorlar ve yani en son üzerinde çalıştıkları proje gerçekten hepimizin gurur duyması gereken bir proje. Kızıl Elma. Kızıl Elma. İnsansız uçağa doğru gidiyor ve imkan ve kabiliyetleri itibariyle bugün savaş teknolojisinin, hava gücünün en ileri noktasındaki uçakları, silahları yakalayacak bir noktaya doğru hızla gidiyorlar. Belki orada da yeni bir kuantum sıçraması olacak. Başka alternatifler üreyecek. Avrupa ile yürüttüğümüz bir müzakere var. Eurosam üzerinden biliyorsunuz. Eurofighter. Hem SMT hem Eurofighter ve diğer uçaklar ve savunma sistemleriyle ilgili yürüttüğümüz müzakereler var. Yani dolayısıyla burada doğru olan, yani hiç bu yollara sapmadan makul ve meşru olanı yapıp işimize bakmak. Yani bu da F-16 aslında normalde F-35'tir bizim hakkımız. Elbette. Amerikan yönetimi ve kongre burada büyük bir haksızlığa imza attı. Umarım bir gün bu hatalarını düzeltecekler. S-400 meselesinden dolayı Türkiye'yi F-35 programının dışına çıkartmak hukuken de, siyaseten de, ahlaken de doğru bir tavır değildi. Bunu kendileri de biliyorlar. Siyasete kurban ettiler. Kendi iç dar siyasi gündemlerine kurban ettiler bu büyük projeyi. Türkiye'siz yollarına devam edebilirler ama Türkiye hiçbir zaman alternatifsiz olmaz. Peki yavaş yavaş Ege'deki tansiyona, yükselen tansiyona da geçeceğim. Bir bağlaç sorusu olarak sorayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dair silah ambargosunu kaldırdığını biliyoruz. Bu kararı soracağım. Bununla birlikte tartışma programlarında, sosyal medyada sürekli işte Yunanistan'daki Amerikan üsleri üzerinden bir tartışma yürüyor. ABD nereye, kime karşı bu kadar silah yığınağı yapıyor, asker yığınağı yapılıyor deniyor. Ne dersiniz bu soruya? Öncelikle Amerikan yönetiminin Kıbrıs Rum yönetimine dönük silah ambargosunu kaldırmasını çok yanlış bir karar olarak görüyoruz. Biz zaten bu konudaki tepkimizi de ilettik ilgili mercilere. Bunun bölge barışına, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağlaması söz konusu değil. Kıbrıs barış sürecine katkı sağlaması da söz konusu değil. Oradaki müzakereler devam edecekse bunun hangi kurallar ve ilkeler çerçevesinde yapılması gerektiğini Amerikalılar da biliyor. Birleşmiş Milletler de biliyor, Avrupalılar da biliyorlar. Yani iki kurucu egemen millet ve devlet ekseninde temel hak ve hukuku iki tarafında hakkını hukukunu koruyan bir çerçeveyi biz daha önce Anan planında gündeme getirdik, savunduk, oylamaya gitti. Rum tarafı reddetti biliyorsunuz. Daha sonra Transmontana'da yapılan müzakerelerde bu konu tekrar gündeme geldi. Masadan kaçan Rum tarafı oldu. Diğer gayri resmi görüşmelerde Türk tarafı, hem Kıbrıs tarafı hem biz sürekli yapıcı bir tutum içerisinde olduk. Gidin herhangi bir adil, nesnel bakabilen herhangi bir Avrupalı siyasetçiye, diplomata sorun, Amerikalı diplomata, BM görevlisine sorun. Bu süreçte kim yapıcı bir rol oynadı, kim süreci tıkadı diye size verecekleri cevap hep aynıdır. Türkiye tarafı, Türk tarafı hep yapıcı oldu. Rum tarafı şu veya bu gerekçeyle bu sürecin önünü tıkadı. Bütün bunlar yaşanırken Amerikan yönetiminin kalkıp Rum tarafını adeta ödüllendirircesine bu ambargoyu kaldırması elbette bizde de soru işaretlerine sebep oluyor. Ve bunun hemen yanı başında sorduğunuz gibi Yunanistan'da artan askeri mevcudiyet. Biz bunu sorduğumuz zaman Amerikalılar hayır öyle bir şey yok, Türkiye karşıtı bir tutum içerisinde asla olamayız. Onlar biz NATO müttefikiyiz hepimiz. Bunlar size karşı değil işte Rusya'ya karşı vesaire. Biz diyoruz ki Yunan siyasetçilerin bunu nasıl kullandığına bir bakın. Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktada bu silahlanmanın mantığı nedir? Kime karşı yapılıyor dediğimizde de bize hiç ikna edici cevaplar vermiyorlar. Burada
bakın biz hem Ege'nin hem Doğu Akdeniz'in bir çatışma değil barış denizi olması için çok mücadele verdik. Hala da veriyoruz. Cumhurbaşkanımız bu Kıbrıs müzakereleri başladığı günden itibaren, daha Yunanistan mevzusu gündeme yok, yani ikili ilişkilerimizde bir gerilim falan olmadığı bir dönemde bile hep şunu demişti. Bütün bu müzakerelerde biz hep bir adım ileride olacağız ve hep bir adım ileride olduk. Bakın bugün bile yani Ege'de geri itmeleri kim yapıyor? Cumhurbaşkanımızın gösterdiği o BM'de genel kurulda gösterdiği fotoğrafı da gördünüz. Maalesef insan yani hatırlarken bile yüreği titriyor. Yeni aylan Kürdiler yaşanmaya devam ediyor. E şimdi bir tarafta insan hakları diyeceksiniz, insan onuru diyeceksiniz, uluslararası hukuk diyeceksiniz. Ama öbür tarafta da bunlar gözünüzün önünde yaşanırken ve bunlar Frontex tarafından da kayıt altına alınmışken bütün bunlara sessiz kalacaksınız. Tabiri caizse Yunanlar bir hata yaptığında üç maymunu oynayacaksınız. Bütün suçu getirip bir şekilde bize ya da başkalarına yıkmaya çalışacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani biz temel duruşumuzu aynen muhafaza ediyoruz. Biz ne Ege'de ne Doğu Akdeniz'de çatışma istemiyoruz. Şunu gerilim istemiyoruz. Ben. Şimdi Miçotakis'in açıklamaları çok tepki çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok net ifadesi var. Muhatap almıyorum, muhatabım değildir diyor. Şimdi ama şunu da gördük. Miçotakis'in açıklaması Prag'da önümüzdeki günlerde işte zirve var. Orada mümkün olsa da Erdoğan'la görüşsem diyor. Ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın o görüşmeme kararlılığı sürer mi? Yoksa bir temas yaşanır mı? Cumhurbaşkanımız siyasette kapıyı hiçbir zaman kapatmayan bir lider. Diplomaside de aynı şekilde kapıyı kapatmayan bir liderdir. Karşı taraftan yapıcı bir adım görürse kendisi iki adım atar. Biz bunu defalarca gördük. Ve bakın biz mesela 2022 yılının hemen başında şunu demiştik. 2022 yılı bizim ilişkilerimizin sorunlu olduğu ülkelerle normalleşme yılımız olacak. Ardı ardına da geldi. İsrail'le normalleşme, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Ermenistan'la bir normalleşme süreci de devam ediyor. Mısır'la. Şimdi Yunanistan'la niye olmasın? Zaten hani böyle bir şeyin içine girmemizin sebebi de, gerilimin içine girmemizin sebebi de Yunan tarafının bu tavrı. Temel hatası şu Yunan hükümetinin. Türkiye karşıtı zaman zaman farklı zeminlerde oluşan ittifakları arkasına alarak Türkiye'ye karşı bir dalga hareketinin üzerinde yükselmeye çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Bakın biz iki komşu ülkeyiz. Arkanıza A, B, C'yi vesaireyi alarak Türkiye karşıtlığı yapmayın. Biz bunu yapmıyoruz size karşı. Biz sizi bir düşman olarak görmüyoruz. Biz sizi bir hasım olarak görmüyoruz. Biz aynı coğrafyayı paylaşmak zorunda olan iki milletiz, iki ülkeyiz. Bu açıdan baktığınızda biz sizin temel haklarınıza saygı duyduğumuz gibi siz de bizim temel haklarımıza saygı duyun. Bu perspektifle, bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Miçotakis'i Vahdettin'de biliyorsunuz ağırladı. Gayet de güzel bir görüşme oldu. Ve bu temel ilkeler üzerinde mutabık kalındı. Ama ondan sonra Miçotakis'in kongrede yaptığı konuşma, daha sonra başka yerlerde verdikleri mesajlar, Dışişleri Bakanlığı'nın son derece sorumsuz açıklamaları, gerilimi yükselten tahrikkar ifadeleri işi tekrar bu noktaya getirdi. Şimdi Prag'da böyle bir görüşme olur olmaz bir şey diyemem şu anda erken. Yani şimdi ben baktım. Yunan tarafından olumlu adımlar gelir, açılımlar gelir. Röportaj öncesi baktım 11 ya da 12 Eylül'de yapmış bu açıklamayı Miçotakis. O açıklama sonrası mesela Yunan dışişlerinden bir size talep, temas, işte böyle bir görüşme üzerine çalışsak mı, olabilir mi şeklinde bir başvuru oldu mu? Çeşitli yerlerden çeşitli mesajlar geliyor. Bunları değerlendiririz. Bakalım. 6-7 Ekim Prag. Olabilir mi yani öyle bir görüşme? Bir şey diyemem. Bir şey diyemem şu anda. Hı hı. O zamana kadar Yunan tarafının ne tür adımlar atacağına bağlı. Peki yine ilişkilerin normalleştiği bir diğer ülke İsrail ki baktığımızda çok da hızlı adımlar atılıyor arka arkaya. En son New York'ta İsrail Başbakanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı. Daha önce de küçük bir futbol muhabbeti de oldu. Evet oldu başta. Oldu. Fenerbahçe'den oradaydı. Çok çekmişler. FIFA Başkanı, evet, Maccabi Fenerbahçe mevzusu doğru. Konuşuldu. Şimdi daha önce İsrail Cumhurbaşkanı da gelmişti Ankara'ya. Bir iade-i ziyaret planlanıyor mu? Yakın vadede olmaz, zor. Yani bizim gündemimiz çok yoğun. İsrail'de seçimler var Kasım başında. Nasıl şekillenecek bir görelim seçim sonuçlarını. Ondan sonra bizim seçim takvimi başlayacak. Yani hemen yakın vadede pek mümkün görünmüyor ama yani İsrail'le normalleşmeyi biz hem ikili ilişkilerimiz hem Filistin meselesi hem de bölge açısından önemli görüyoruz. Daha önce de bunu ifade ettik. İkili ilişkilerimiz bütün sıkıntılara rağmen ticari ve insani boyutta hep iyi bir şekilde devam etti. Ama bunun kadar önemli olan bir diğer konu da tabii Filistin meselesinde adil ve kalıcı bir çözümün bulunabilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilebilmesi için Türkiye'nin bu sürecin içinde olması
büyük önemi haiz. Bunu bize bizzat söyleyen Sayın Mahmut Abbas'ın kendisi ve diğer Filistinli gruplar, buna Hamas da dahil. Yani biz onlarla konuştuğumuzda bize söyledikleri, Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkilerinin olması en çok oradaki Filistin'in elini güçlendirir. Elbette. Türkiye'nin oyun dışı kalması Filistinleri zayıflatır. Hem tek başına bırakıyorsunuz orada. Tabii ki, yani hem Fetih tarafını, hem Hamas'ta ve diğer Filistinli grupları, doğru, Filistin otoritesini. Çok doğru bir zeminde yürütülen bu ilişkiler Filistin davasının çözümüne ciddi katkılar sağlayabilir. Biz zaten iki devletli çözüm, mültecilerin geri dönmesi, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmemesi, yani dini, tarihi ve kültürel statüsünün değiştirilmemesi, Filistinlerin temel hak ve hukukunun korunması ve iki devletin de güvenliğinin sağlanması, yani hem Filistin devletinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması, hem de İsrail tarafının güvenliğinin sağlanması konularında temel ilkelerimiz aynı. Burada bir değişiklik yok. Ve bu yönde İsrail tarafı olumlu adımlar atıyor, atmaya devam ettiği müddetçe bu daha da ileri gidecektir. Lapid'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadaki açıklamaları dikkat çekici. İki devletli biz de çözüm önerisini destekliyoruz ama tek bir şartımız var diyor. Filistin devleti barışçıl bir devlet olsun, silah bırakılsın, o zaman biz bu işte varız diyor. Nasıl, samimi buluyor musunuz bu? Şimdi bakın, yaklaşık 15 yıldır, yani Netanyahu döneminden sonra ilk defa bir İsrail başbakanı iki devletli çözümü tekrar telaffuz etti. Bu önemli. Hatırlarsanız 1990'ların hemen başında yapılan Oslo müzakerelerinin temel sonuçlarından ve hedeflerinden bir tanesi iki devletli çözümün hayata geçirilmesiydi. Bütün Kortet, Orta Doğu Dörtlüsü, bütün ondan sonraki işte 2001 Suudi Arabistan Barış Planı ve diğer bütün barış girişimlerin temelinde iki devletli çözüm vardı. Yani Filistin halkının da egemenlik hakları net ortaya konmuş, toprak yapısı itibariyle de oranın gerçeklerini yansıtan Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurulması. Biz bu ülkeyi baştan beri destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. 15 yıl sonra ilk defa bir İsrail başbakanının bunu telaffuz etmesi süreç açısından önemli. Detaylar nasıl çalışılacak? Orada işte meşhur sözdür, şeytan detaylarda gizli. Oralara bakmak lazım. Filistin tarafının iki devletli çözüme giderken, yani kendi devletine kavuşurken elde etmesi gereken başka bir sürü hakları var. Şu anda bile devam, işgal devam ediyor, yerleşimciler yayılmaya devam ediyor. Filistinler birçok haklarından mahrum durumdalar. Mescid-i Aksa ile ilgili dönem dönem çok ciddi provokasyonlar yaşanıyor. Aşırı Yahudi gruplar girip oraları işgal etmeye kalkıyorlar. Bir takım dini gerekçelerle hak taleplerinde bulunuyorlar. Mescid-i Aksa'nın El Halil Camii'nde olduğu gibi zamansal ve mekansal olarak bölünmesi gibi taleplerle geliyorlar. Bunlar kabul edilemez. Benim gördüğüm şu andaki İsrail yönetimi de daha sağduyulu bir şekilde bunların sürece katkı vermediğini görüyor. Bu yönde de olumlu adımlar atmaya çalışıyor. Filistin tarafıyla da bazı görüşmeleri, temasları oluyor. Bunları son olarak Sayın Mahmut Abbas'ın Ankara'ya yaptığı ziyarette Sayın Abbas Cumhurbaşkanımızla da paylaştı. Kendilerinin yürüttüğü müzakereleri ve orada çok açıkça söylediği şey, sizin İsrail'le ilişkilerinizi normalleştirmenizi en çok biz istiyoruz. Bunu diyen Sayın Mahmut Abbas ve dediğim gibi diğer Filistinli gruplar da bu görüşü destekliyorlar. 10 dakikam kalmış. Hızlıca sorayım. Şimdi Türkiye ile ilişkilerin donduğu dönemde, İsrail ile Türkiye ilişkileri donduğu dönemde bir takım farklı anlaşmalara gitmişti İsrail. Bu enerji, doğalgazın taşınması için. Sonrasında oradan geri adım atıldığını da gördük. Yakın vadede şimdi siyasi ilişki kuruldu. Büyükelçiler atanıyor ve ekonomik işbirliği, enerji alanında işbirliği de mutlaka olacaktır. Yakın vadede somutlaşacak bir proje var mı? Mesela İsrail doğalgazını Türkiye üzerinden. Bu konuyu bir müddettir konuşuyoruz. Aslında Berat Albayrak Bey enerji bakanı iken ta bu konu ilk girişimleri o zaman yapmıştı. Ve aslında çok doğru bir adımdı ama daha sonra işte İsrail ve diğer başka ülkelerle yaşadığımız gerilimden dolayı akamete uğradı, yarım kaldı. Şimdi tekrar bunun canlandırılması için iki tarafta da bir isteklilik var. Biliyorsunuz bu sürecin en başında ben Dışişleri Bakan Yardımcımız Sedat Önal Bey ile Kudüs'e gittik. Orada işte ilk görüşmeleri yaptık. Ardından Dışişleri Bakanımız gitti, görüşmeleri yaptı. Şimdi bir dizi toplantı daha yapılacak. İşte karma ekonomik toplantılar, komisyon toplantıları, yani KEK toplantıları yapılması öngörülüyor. Bildiğim kadarıyla bir sonraki toplantı Ekim ayında bizde olacak, Türkiye'de. Enerji Bakanımızın bir İsrail'e gitme durumu söz konusu, bunlar konuşuluyor ama tabii oradaki seçimlerden dolayı şu anda her şey biraz rölantide. Belki Kasım'dan sonra daha da hızlanacak. Ama özellikle bu enerji işbirliği konusunda
sadece Türkiye ile İsrail arasında değil, Avrupa tarafında da çok ciddi bir isteklilik var. Daha önce Türkiye'yi dışarıda bırakmayı hedefleyen İsmet projesi çöktü. İlk biliyorsunuz Amerikalılar çıktılar, bunun feasible olmadığını söylediler. İsrailler de geri adım attılar orada. Baktılar yani gerçekten feasible değil. Çünkü Türkiye'de hazır bir boru hattı sistemi varken, yani hemen orada belki 50-100 kilometrelik bir boru hattıyla buraya entegre olmak mümkün. Çok maliyete girecekler. Yani binlerce, birkaç bin kilometre boru hattını kim döşeyecek? Kim yönetecek? Bunun finansmanını kim sağlayacak? Rasyonel değil. Daha önce hatırlarsanız 2009 ya da 10 senesiydi. Nabucco projesi diye bir proje vardı biliyorsunuz. Yani Avrupalılar gelip işte Türkiye'den geçecek büyük bir boru hattı üzerinde konuşmuşlardı. Irak petrolünü taşıyacaktı. Olmadı. Dağıldı. Onun yerine Türkiye ve Azerbaycan bir araya gelip TANAP'ı yaptı. TANAP, TAP olarak biliyorsunuz devam etti. Şimdi Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa tekrar bir enerji kriziyle karşı karşıya. Dolayısıyla iki alternatif var aslında. Yani birisi TANAP'ın güçlendirilmesi. Yani Azeri gazının Türkiye üzerinden daha büyük kapasiteyle Avrupa'ya gitmesi. Ama onun bir sınırı var. Doğru. Buraya eklenebilecek Türkmen gazı olabilir. Hatta ben bazı Avrupalı ve Amerikalı dostlarımızı şaşırttı ama bir noktada şartlarda anlaşılırsa İran gazının dahi buraya dahil edilebileceğini düşünüyorum. Hı hı. O zaman ciddi bir enerji alternatifi olacaktır. İkinci alternatif de Doğu Akdeniz'de elde edilecek gazın İsrail olur, Lübnan olur, Mısır olur. Doğru. Artık o müzakerelere bağlı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi. İki durumda da Avrupa'nın enerji güvenliği Türkiye'ye bağlı. Çok burada önemli. Yani İsrail'le yapılacak bir enerji işbirliği iki taraf için de Avrupa için de kazan kazan durumu olabilir. Peki yine sormak istediğim bir konu gündemde, dünya gündeminde ön sırada İran'da yaşanan gösteriler. Bir genç kadın başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında şüpheli bir ölüm söz konusu. Sokaklarda karıştı. Bir öfke var. Nasıl değerlendiriyorsunuz yaşananları? Ya bu ölümden büyük üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olaylardan da üzüntü duyuyoruz. Gerçekten yani İran'da şu veya bu gerekçeyle bu tür karışıklıkların olması bizi üzüyor. Yani bir an önce temel hak hukuk çerçevesinde bu sorunun çözümü, kadınlara dönük bu tür durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izleneceğine dair İran tarafının, İran yönetiminin de daha sağduyulu hareket edeceğine inanıyorum ben. Bu tür yani tercihlerle karşı karşıya kalındığında bireyin özgürlüğü, tercih hakkı dikkate alınmalıdır. Bu tabii ki toplumun genel ve devletin ortaya koyduğu temel kanunları ortadan kaldırmayı hedeflemez. Ama bireyin tercihi de burada esastır. Bu ikisi arasındaki dengeyi gözeten, toplumsal barış ve huzuru önceleyen bir yaklaşımın hakim olması temel arzumuzdur. 5 dakikam kaldı. Azerbaycan-Ermenistan gerilimini de sormak isterim. Sınırda işte provokasyonlar, sonrasında yaşanan çatışmalar çok sayıda, iki taraf içinde çok sayıda kayıp söz konusu. Ne dersiniz? Bu yaşanan gerilim bir savaşa evrilir mi? Ermenistan umarız evrilmez. Bir yıl aradan sonra tekrar göze alabilir mi böyle bir? Yok, umarız evrilmez. Yani bu inşallah bir defa yaşanıp geride kalmış bir olaydır. Ve aslında biraz nesnel şartlara baktığımız zaman da bundan sonrasının artık tekrar müzakereler yoluyla ilerleyeceğine dair kuvvetli bir irade var. İki tarafta da, Azerbaycan tarafında da, Ermenistan tarafında da. Burada tabii temel sorun bildiğiniz gibi yani geçen sene yaşanan o 44 günlük Karabağ Savaşı'ndan sonra bir ateşkes anlaşması yapıldı ama henüz bir barış anlaşması yapılmadı. Şu anda barış anlaşması müzakere ediliyor Ermenistan ve Azerbaycan arasında. Bu tabii çok kapsamlı bir anlaşma. Yani artık iki devletin normalleşmeye gidecek süreçte atacağı adımları, sınırları, sınır güvenliğini, koridoru, Azerbaycan toprakları içerisinde kalan Ermeni vatandaşların durumunu hepsini belirleyecek çok önemli bir anlaşma. Bu anlaşmanın doğru yapılması Kafkaslar'da barış ve istikrarın belirlenmesinde çok kritik bir rol oynayacak. Bir unsur yanlış kurgulanır ve yerine oturmazsa önümüzdeki yıllarda bu tekrar bir çatışmaya sebep olabilir. Bir de tabii orada Rus askeri varlığı var. Doğru. Yani gözlemci ya da garantör ülke sıfatıyla Rus askeri de var biliyorsunuz şu anda. Ona da Azerbaycan topraklarında ona da bir çözüm bulunması
gerekiyor. Dolayısıyla bu barış anlaşması bütün bu unsurları kapsayan bir anlaşma olacak. Tabii şimdi Paşinyan'ı zorlayanlar da var baktığımızda. Yani hem ülke içerisinde daha sert davranmasını isteyen bir grup var. İşte başbakanlık önünde toplanıyorlar, gösteriler yaşanıyor. Sonra bakıyoruz mesela ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi gidiyor. Orada yaptığı konuşma Azerbaycan'ı suçlayan. İran'dan açıklama geliyor. En ufak bir değişikliği sınır hattında biz savaş nedeni sayarız diyor. Bu açıklamaları nasıl? Bütün bunlar tabii konunun özellikle Kafkaslar'da barış ve istikrarı inşa etmenin ne kadar zor ve hassas olduğunu gösteriyor. Orada yalnız şunun altını da çizeyim. Yani aslında Paşinyan şu ana kadar gerçekten çok yapıcı bir tutum sergiledi. İçeride karşı karşıya kaldığı bütün baskıları göğüsleyerek bu süreci bu noktaya kadar getirmesi önemli bir başarıdır. Biliyorsunuz Karabağ Savaşı'ndan sonra seçime gitti ve seçim kazandı. Doğru. Paşinyan siyasi olarak bu önemsenmesi gereken bir şey. Ve aslında şu ana kadar Sayın Aliyev'le yürüttüğü müzakere süreci de olumlu gidiyor. Yani maalesef geçen hafta yaşanan hadiseler çok hepimizi üzdü ve endişelendirdi. Ciddi endişeye sevk etti ama kısa sürede toparladı ve bundan sonra da orada bu barış ve istikrar durumunun devam etmesini arzuluyoruz. Bu müzakereler devam edecek. Ama Washington, işte New York'ta biliyorsunuz Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Biz aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da New York'ta Paşinyan'da bir görüşmesi olacaktı ama programlar uymadığı için o olmadı. Ama belki önümüzdeki günlerde belki Prag'da olabilir. Böyle bir ihtimal var. Azerbaycan tarafıyla da bunu koordine ediyoruz. Onlar da bu konuda yapıcı bir tutum içerisindeler. Bu görüşmelerin artık en üst düzeyde de olması lazım. Yani Türkiye'nin rolü açık, aşikar. Yani bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Biz zaten bu süreçte Azerbaycan'ın her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Bu barış anlaşmasının çerçevesinin doğru çizilmesi ve uygulanması için de Ermenistan'la da temaslarımız devam ediyor. Özel temsilci atadık biliyorsunuz. Doğru. Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç Bey şu anda özel temsilci olarak bu süreci Sayın Rubin Rubinyan'la birlikte gayet başarılı bir şekilde yürütüyor. Dışişleri Bakanımızın yoğun temasları var. Dolayısıyla hani artık sonuca götürecek adımları daha hızlı atalım. Savaşın üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. Artık yavaş yavaş bu şeyi toparlayalım istiyoruz. Bu yönde Cumhurbaşkanımızın Paşinyan'la yapacağı görüşmenin de bir sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bir şey söyleyeyim. Yani Pelosi'den bahsettiniz. Pelosi ve maalesef özellikle Amerika'daki Ermeni diasporasının belli grupları zaman zaman hiç yapıcı olmayan Ermenistan'ın da menfaatlerinin aleyhine tutum ve davranışlar içerisinde oluyor. Yaptığı açıklamalarla vesairelerle. Burada eğer Ermeni diasporası gerçekten Ermenistan'a, yani Ermenistan'da yaşayan Ermenilere yardım etmek istiyorsa, kendi uzaktaki bir takım ötekileştirme fantazilerini bir kenara bırakarak Ermenistan'ın menfaatine olan şeylere odaklanmasında fayda var. Biz Türkiye-Ermenistan sınırı olan iki tane ülkeyiz. Biz Ermenilerle 700 yıldan fazla bir zamandır birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bizim son derece saygın, eşit vatandaşlık haklarına sahip bir Ermeni topluluğumuz var. Gayet iyi ilişkilerimizin olduğu bir Ermeni cemaatimiz var, diğer gayrimüslimlerle olduğu gibi. Onlar nasıl bu sürece bu kadar olumlu katkı veriyorlarsa, biz aynı şekilde Ermeni diasporasının da bu sürece katkı vermesini arzu ediyoruz, bekliyoruz. Dünyada iki tane büyük Ermeni diasporası var biliyorsunuz. Birisi Fransa'da, birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onların, bizi bir kenara koyuyorum, gelip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni vatandaşlarımızla biraz oturup konuşup doğru bir perspektif almalarını arzu ederim ben. Bizi dinlemesinler, bizi taraf olarak görebilirler. Azerileri de dinlemesinler. Gelsinler bizim Ermeni vatandaşlarımızdan dinlesinler. Türkiye ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Ermeni vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl yaşıyor ve bizim Ermenistan'a bakışımız ne? Bunu gelsinler, bizim Ermeni vatandaşlarımız var, yazarlarımız var, milletvekillerimiz var, akademisyenlerimiz var, iş insanlarımız var, doktorlarımız var vesaire. Onlardan dinlesinler ve doğru bir perspektif alsınlar. Keşke Pelosi gibi kişiler, siyasiler buradan siyasi bir menfaat elde etmek yerine gelip gerçekten söylüyorum bizim herhangi bir Ermeni vatandaşımızı dinleseydi Ermenistan hakkında da bölge siyaseti hakkında da çok daha fazla bilgiye sahip olurdu. Çünkü bizim Ermenilerimiz de Ermenistan'daki Ermeniler de bu coğrafyanın derinliğini
uzaktan binlerce kilometre öteden ahkam kesenlerden çok daha fazlasına sahipler. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Kalın. NTV yayına katıldınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sorularım da hepsini sorma fırsatım oldu. Geniş bir perspektifte değerlendirdik. Dış politika gündemi. Teşekkür ediyorum bir ben kez daha. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın'dı. Röportajımızı noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.